İyi akşamlar Kanal T izleyicileri. Bu akşam yine şifalı bitkiler uzmanı Sayın İbrahim Gökçek ile beraberiz. Kendisine sorularınız varsa ekranlarımızda görünen numaralardan bizlere ulaşabilir. Sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Efendim hoş geldiniz programı. Hoş Nasılsınız? bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Efendim bu akşam şeker hastalığı ile ilgili konuşmak istiyorum. Şeker hastalığına neden, neler sebep olur? Bitkisel çözümleri nelerdir? Şeker hastalığına neler sebep olur? Bitkisel çözümü var mı? Evet. Şeker hastalığının sebebi tabii ki yanlış beslenme, spor yapmama vesaire. Fakat asıl büyük faktör şeker hastalığını tetikleyen alkol. %90 pankreasın iflas etmesi yani yeterince inzülin salgılayamamasının sebebi %90 alkolden kaynaklanır. Diyeceksiniz ki alkol içmiyor insanların çoğu. Onlarda da var. Alkol içmediği halde kişide şeker var. Neden kaynaklanıyor? Çünkü bağırsaklarında mantar var. Mantarlar en ağır, en toksik alkolü üretir. Metil alkol, butil alkol, heksil alkol gibi. Bu zehirli alkoller nereye gidiyor? Emiliyor. Bir bağırsakları yakıyor, iki emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer bağırsaklardan gelen bu toksik maddeyi arıtmak için aşırı B6, B12 vitamini harcıyor. Zamanla arıtamadığı, zararsız hale getiremediği alkol nereye gidiyor? Kanda dolaşıyor ve diğer organlara. Mesela pankreas. Pankreas dil gibi bir organ. Üzerinde beta hücreleri var. Lang haselin denir. İnsülin salgılayan. Pankreas ortalama 1 litre enzim salgılar. Lipaz amilaz, tripsin gibi. Şimdi %2'si sadece bunlardan inzülin. Geri kalanı başka enzimler. İnsülin salgılayan hücreler diğer hücrelerden farklı, çok yumuşak. Pankreaste biraz sertleşme, yağlanma olduğu zaman insülin salgılayan hücreler hemen küser. Yani insülin salgılamaz. Yan gelir yatar. İşte insülin salgılayan hücreleri, adacık hücreleri veya beta hücrelerini tekrar aktif hale getirmek mümkün. Nasıl mümkün? Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 bitkiyi dünya çapında işte şekere karşı etkili denen bitkileri incelemişler ve içlerinden en etkili olan gurmar. Gurmar Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Bunun birleşiminde cinnamik asit diye, asit dediysem zararlı bir şey değil. Elmada da var asit, malik asit. Limonda sitrik asit. Yani meyve asidi, zararlı bir şey değil. Bitkisel asit, kimyasal asit değil. Kimyasal asit, onlar farklı farklı kategorilerde. Herhangi bir yan etkisi yok. Asit deyince yanlış anlaşılmasın. Cinnamik asit ne yapıyor? Pankreası tekrar çalıştırıyor, yeterli ve kaliteli insülin salgılamasını sağlıyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada 4.565 diyabet hastası gurmarla tedavi edilmiştir. Evet. Kişi ama kalıcı çözüm nasıl olur? Bir, alkol içiyorsa alkolü bırakacak, sigara içiyorsa sigarayı bırakacak. Aşırı hayvansal besinleri biraz azaltacak. Artı bağırsaklarında mantar varsa mantardan kurtulacak. Bağırsaklarındaki mantardan kurtulmadığı zaman mantarların üretmiş olduğu toksik madde ileride tekrar başka hastalıkları tetikler. Yani çözüm Peki mümkündür, çok problem değil. şeker yemek şeker hastalığını tetikler mi? Elbette tetikler. Yani bugün günümüzde 100 yıl önce kişi başına düşen şeker yıllık 30 gramken yıllık bir kişi başına düşen şeker yıllık bir yılda yani 365 günde ortalama bir kişinin tükettiği şeker 30 gram iken bugün günümüzde günde bir insanın tükettiği şeker en az 50 gram, 60 gram, 100 gram. Neden? Yediğimiz her şeyde şeker var. Mesela asitli içecekler. Kolaydı vesaireydi veya meyve suları. Hepsinde var, şeker var. Bir kutu herhangi bir kola içiyorsunuz. Fark etmez şu bu marka. Zaten 50 gram şeker var. Yani o gün hiçbir şey yememesi gerekir. Bitti gitti. Fazladan bir şey yerse bunların hepsi şekere dönüşür dönüşür pankreası iflas ettirir.
Bazıları diyor ki ya şeker yemedi iyi de şeker vücudun şeker ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yüzülünce şeker mi vardı? Vücut şeker ihtiyacını nasıl karşılıyor? Yediğimiz her şey, karbonhidrat içeren her şey şekere dönüşür. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, meyve vesaire. Aklına karbonhidrat içeren her şey karaciğer ve diğer hücreler şekere dönüştürüyor. Yani bizim ekstra şeker almamız demek pankreası yormak demek. Onu iflasa zorlamak. Evet. Hadi iflas et diye onu zorlamak. O zaman şöyle diyebiliriz yani birçok gıdada aslında doğal şeker vardır. Onun dışında şeker takviyesine gerek yoktur. Karbonhidrat şekere dönüşür. Evet. Ekmeği biraz fazla çiğneseniz evet. Şeker tadı verir. Şeker almak ekstradan zaten normal değil, sağlıklı değil, doğal değil. Ekstradan şeker almak, gıdalardaki şekerler bile tehlikeli. Yani şeker kullanmak aslında bir insanın hayatına sonradan girmiştir. 100 yıl önce şeker yoktu. Şeker mi vardı? Yoktu. Sonradan çıktı bütün bunlar. Şişmanlığın sebepleri arasında da şeker hastalığı sayılabilir zannedersen. Tabii tabii. Sayılabilir. Evet. Peki diğer sorumuz dün de yarım kalmıştı saç kırar rahatsızlığı ile ilgili. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere? Bu kadınların da erkeklerin de büyük bir sorunu. Bir insanda ortalama 100 ila 150 bin adet saç kılı bulunur. 10 santim uzunluğunda olduğunu düşünelim. Evet. 10 santim uzunluğunda bir kişide saç varsa 1 kilo ağırlık. Takriben 1 kilo ağırlık taşır. Saçlar ayda takriben 1 santim uzar. Yavaş yavaş. Saçlar birçok hücreden meydana gelir. İyi gibi, iyi şeklinde. Kök narın kozalağına benzer. Üzeri pul puldur. Evet. Yani böyle parlak parlak tel tel gözükür ama onun etrafı böyle kozalak gibi pul pul şekilli. Şimdi saçı besleyen hücreler yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire akışı olmazsa karaciğerden, karaciğer vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire yapar. Evet. Yavaş yavaş kana verir, ayar yapar, kan yapar. Gelmezse vitamin, mineral, enzim ne olur? Saçlarınızı ağaca benzetin, bitkiye benzetelim. Bahçenizdeki, tarlanızdaki bitkiyi sulamadığınız zaman ne olur? Yavaş yavaş kurur. Evet. Saçlar da zamanla ya yağlanır, ya kurur veya kırılgan olur, zayıf olur, tel tel olur vesaire. Veya ucları çatallaşır. Bitkisel bir çözümü var mıdır saç kıran rahatsızlığının? Tabii ki. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün olduğu gibi mesela saçları kişinin çok cansızsa, kuruysa... Konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Buyurun. Alo. Alo. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Buyurun sorunuzu alalım. Öncelikle hocama soruyorum ben. Bu arada adım Kürşat Kayıkçıoğlu. Kocaeli'den arıyorum ben. Buyurun Kürşat Bey. Alalım sorunuzu. Şimdi sayın hocama bir şey soracağım. Ben de şeker hastasıyım ama bundan yaklaşık bir 6-7 ay önce doktora gittim. Doktora bak pankreasım baktı. İşte şekerime baktı. 320-340 açlık şekerim. Nasipse işte glukoz falan verdiler. Bazı ilaçlar verdiler. Şu anda benim şekerim düştü. 160-170'e düştü ama hocam bizde bir sıkıntı var. Aşırı şekeri çok seviyorum. Yani tatlıyı çok seviyorum. Şimdi kişinin bağırsaklarında mantar olursa, mantar varsa kişi sürekli tatlı yemek ister. Çünkü neden? Bağırsaktaki mantarlar kişinin yemiş olduğu besinlerdeki şekere dönüşen her şeyi, glikoz, şekere dönüşen her şeyi mantarlar toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere. Bağırsaklarındaki mantardan kurtulmadıkça şekere karşı olan aşırı istek, arzu vazgeçemez. Mantardan kurtulmadıkça. Çünkü mantarlar yemiş olduğu şeker içeren her şeyi toksik maddeye dönüştürüyor. Karbonhidratlı besinlere. Bu nedenle kişi sürekli açlık hissi duyuyor. Şeker oranı düşüyor hücrelerde. Bütün hücreler beyne sinyal gönderiyor. Açız, açız, açız. Beyinde şef, orkestra şefi ne diyor? Okey, o zaman ye bakayım, ye bakayım, ye bakayım. Sürekli hormon salgılıyor açlık hissi uyandıran.
Beyin ne yapsın? Sürekli sinyal geliyor. Yani Genelkurmay Başkanı gibi o yukarıda, evet, aşağıdaki askerler de diyor ki açız. Tamam diyor, yiyecek gönderin ama yiyecek askere ulaşmıyor. Bunu gibi. Şimdi bir beyefendi bize gelmişti de şekeri 450'lerden aşağı düşmüyor. Öyle çeşit çeşit haplar kullanıyor. Yine de düşmüyor. Doktor demiş ki artık insülin vurulacaksın, çaresi yok. O da ben vurulmam, pankreasım iflas eder diye korkmuş. Çok araştırma yapmış hastalıkla ilgili. Panik olmuş. Ben kullanmam diye. Sonra araştırmış, geldi bize, dedi ki ne yapacağız? Yapacağız bir şeyler. Panik yok. 6 hafta kullanacaksın, bakacağız, göreceğiz. 6 hafta sonra normale dönmüş. Hap kullanmadan normale tamamen. Geldi dedi ki çok çok iyiyim, hamdolsun. Artık sizin gönüllü bayinizim. Evet, şimdi bayimiz Kadıköy'de. Tedavi olmak mümkün. Hatta mesela tip 1 tedavisi imkansız. Ömür boyu insülin iğnesi yapılacak diyorlar. Tip 1 doğuştan olur. Sonradan tip 1 olmaz ki. 15 yaşında genç geldi bize. Adamcağızı, çocukcağızı vermişler ağrı kesici antibiyotik, kimyasal ilaçlar, zehirlemişler. Evet. Aniden insülin salgılaması olmuş, pankreas. Doktorlar diyor insülin şart şart ömür boyu. 6 haftada diğerleri düzeldi. Yani düzelebilir. Mühim olan rahatsızlık nedir? Onu kökten ortadan kaldırdığınızda problem çözülür. Problem değil. Yani bitkisel çözüm var. Ya ben yapmadım bunu. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, evet, klinik araştırması yapılmış. Gurmarla. Evet. Sadece gurmar değil. Aynı zamanda keçi sedefi, kara hindiba, yaban mersini. Yani birçok bitki var şekere karşı etkili olan. Tedavisi mümkün. Problem değil. Evet. Peki saç kıran rahatsızlığına devam edelim. Saç kıran, evet. Saç kıran şimdi işte bağışık, karaciğer kan yapamıyor. Evet. Bağırsaklardan toksik madde geliyor. Karaciğer yorulur, yağlanıyor. Kan yapamazsa beslenemeyen saçlar ne olur? Konuyla ilgili sayıflar. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. İsminizi alabilir miyim? Kadriye Çadır. Buyurun, sorunuzu alalım. Benim 16 yaşında bir oğlum var. Evet. 3 yıl önce tip 1 diyabet teşhisi konuldu. Günde 4 kez insülin yapıyor. Yani bitkisel çözümle bize hani bunun hiçbir çaresinin olmadığı, ömür boyu bununla yaşayacağını söylediler. Peki bunu bitkisel bir ilaçla, ne gibi bir ilaç kullanabiliriz de bunun tedavisi olur? Ben İbrahim Bey'i açtım. Yani yarıda dinlediğim için tam bir şey yapamadım. Anlayamadım yani. Tamam, biz sorumuzu aldık. Buyurun İbrahim Bey. İyi akşamlar diliyorum. Limona benzetelim pankreası. Sıkarsınız, sıkarsınız, suyunu çıkartırsınız. Evet. Limonun suyu kalmadı, posa haline geldi. Atarsınız. Pankreas hiç insülin salgılamıyorsa artık o ömür boyu insülin yapılmak zorunda. Ona yapacak bir şey yok. Beta hücrelerin hepsi iflas etmişti, ölmüşse. Fakat beta hücreleri az da olsa insülin salgılıyorsa yani iyileşmesi mümkün. Bu tip 1 biraz zor. Tip 1'e yeni yakalandıysa, evet, pankreası hala insülin salgılıyorsa olabilir. Çok geç kalınmışsa olmaz. Yani bu kişiye göre, duruma göre değişir. Tip 2'de de çok geç kalınmışsa, insülin vuruluyorsa 50 ünite, 60 ünite, pankreas hiç insülin salgılamıyorsa, hücreler ölmüşse ona yapacak bir şey yok. Fakat az da olsa, salgılıyorsa problem değil. Yani bu duruma göre, kişiye göre ben %100 iyileştiririm, şunu yaparım, bunu yaparım, yanlış. Evet. Garantisi yok. Yeni başlamışsa problem değil. Yani kademe kademe, evet, hangi safhada, hangi durumda bilmeden ezbere konuşmak olmaz. Peki saç kıran konusuna? Saç kırana gelecek olursak tekrar, bir genç tam kafasında böyle metal para büyüklüğünde 28 tane delik gibi böyle saç kıran 28 tane 17 yaşında lise okula gidiyor. Ama utancından okula bazen çoğunlukla gitmiyor. Çok mecbur kalmazsa. Evet. Üzerine deney yapmışlar hiçbir fayda etmemiş, dedi ki bir de sizin ürünlerinizi denemek istiyorum. Duyduğuma göre iyiymiş. Ama korkuyorum. Korkacak bir şey yok.
Konuyla ilgili tekrar bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun sorunuzu alalım. İyi akşamlar efendim. İsminizi alabilir miyiz? Şaban Bulut. Şaban Bey, sorunuzu alalım. Buyurun. Ben diyabet hastasıyım. Yalnız İstanbul'da çok hastanelere gittim. Evet. Orada bir çare bulamadık. Erzincan'a geldik. Burada şimdi aşırı su içiyorum. Yani günde ortalama 15 kilo su içiyorum. Evet. Bunun çaresi nedir? İbrahim Bey. Yani şeker hastalarının da zaten çok su içerler ve çok acıkırlar. Mesela evet. Benim tanıdığım Frankfurt'tan bir beyefendi günde 10 litre su içiyorum dediğinde Allah Allah olacak iş değil dedim yani. Yani su içiyor, lavaboya koş, iç lavaboya koş. Ne yapıyor? Bünye tabii ki aşırı protein, aşırı mineral kayboluyor. Çok evet. Çok su içmek de iyi değil. Yani 3 litreden fazla su içmek de iyi değil. Neden? Çünkü aşırı vitamin, mineral, enzim kayboluyor. Yani evet. Sadece idrar atmıyorsunuz. O idrarla birlikte birçok mineral, vitamin, mineral, enzim vesaire de kaybediyorsunuz. Bu nedenle ama hasta olduğu için şeker hastaları içer. Çok su içer. Bu da şeker hastalığının belirtisi. Şimdi kumar bununla ilgili dünyada en etkili bitki. Yaban mersini keçisi de bu tavsiye ettiğimiz ürünler alacak, kullanacak 6 hafta içinde gelişme olduğunu görürse devam edecek. Olmazsa geç kalmıştır, yapacak bir şey yok. 6 hafta, 6 ay değil. 6 haftada belli olur. Şimdiki durumu 6 haftaki sonraki durumu. Yani 6 hafta bir süre. Çok geç kalınmamışsa düzelir. Geç kalınmışsa yapacak bir şey yok. Yani hücrelerin ölüp ölmediğine bağlı. Duruma bağlı. Kişiye göre, bünyeye göre. Yine tekrardan saç kıran mevzusuna dönelim mi? Yoksa diğer konumuz saç olan prostata mı devam edelim? Prostat rahatsızlığı ile ilgili. Ha, o bir gençle ilgili bir konuyu söyledim. O evet. Kaybolmasın. Şimdi bu genç okula gidiyor işte. Saçında, başında tam 28 tane metal para büyüklüğünde deli gibi böyle okula gidemiyor, perişan. Herkes gülüyor, alay ediyor. İmtihan olursa mecburiyetten gidiyor, yoksa gitmiyor. Artık okulu bitecek, hayatı bitecek. Evet. Babası demiş ki, ya her şeyi denedik oğlum, hiçbir şey faydası olmadı, paramıza yazdık. Bir faydası olmaz. Dedim ki, devam edelim bakalım. Bir ay oldu, faydası olmadı diye arıyor, ağlayacak neredeyse. Psikolojisi bozulmuş. 2 ay sonra tekrar faydası olmadı ağlıyor. 3 ay sonra, 4 ay sonra durmadan arıyor. 4. ay sonra dedi ki, ya artık dedi şeftali gibi tüyler çıkmaya başladı. Şeftali tüyü gibi. Evet. Sabret az kaldı dedim. 5 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Problem çözüldü. Şimdi üniversitede okuyor, Kıbrıs'ta okuyor. Evet. Arada sırada arıyoruz, teşekkür ediyor. Ya çok diyor, psikolojim çok iyi, mükemmel diyor. Saç kıran tedavi edilebilir. Önemli olan bütün vücudun alopesi, arete dediğimiz kıl tüyü kalmaz bazılarında. Hepsi dökülür. Komple. O ağır bir hastalık. Buna yakalanan hastayı bile biz iyileştirdik hamdolsun. Fakat tabii alopesi arete farklı, saç kıran farklı. Evet. Peki prostat rahatsızlığı neden kaynaklanır? Prostata bitkisel çözümler var mıdır? Prostat neden kaynaklanır? Tabii ki birçok faktör rol oynuyor burada. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Şekerle ilgili konuştuk. Şimdi şekere karşı dünyada en etkili bitki kurmar. Evet. Kurmarın yaprağının ekstraktı cinnamik asit içerir. Bu pankreastaki beta hücrelerini tekrar faal hale getirir, aktif. Yani pankreası güçlendirir. Yavaş yavaş şeker hastalığını önler. Nereden biliyoruz? Bununla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde evet. 4565 hasta üzerine denenmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde kurmarının hapı damlası derecesi yapılıyor. Biz onlardan farklı olarak ne yaptık? Yaban mersini ekstraktı, hindiba ekstraktı, keçi sedefi ekstraktı. Evet. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Kurmar. Fakat kişinin mesela bağırsaklarında mantar varsa, damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme varsa, kolesterolü varsa o zaman değişir. Mesela
kolesterolü varsa, yüksek tansiyonu, kolesterolü varsa iksir de gerekir. Bağırsaklarında mantar varsa aloe vera jeli de gerekir. Yani kişiye göre tedavi süreci değişir. Eğer ki midesinde gastrit ülser varsa bilmek gerekir. O zaman tonik de gerekir. Yani duruma göre hastalıkları, bu hastalığı tetikleyen faktörleri ortadan kaldırdığınızda problem kökten çözülür. Aksi takdirde sadece gurmarla şekeri tedavi edersiniz. Fakat karaciğerde yağlanma varsa, bağırsakta mantar varsa, midede problem varsa bunları tedavi etmedikçe şeker diyabetten kurtulur ama bu sefer başka problem ortaya çıkar. Kökten çözüm nasıl olur? Karaciğer yağlanmasını, bağırsaktaki mantarları, bütün organları tedavi ettikten sonra mümkündür. Evet. Saç kırığına ilgili konuştuk. Ürünlerimiz. Evet. Saç kırığına karşı bu enginar bağırsakları temizler, arıtır. Kokuşmayı önler. Karaciğer yağlanmasını önler. Tansiyonu, kolesterolü önler. Lipid trigliserit önler. Enginarla ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Nerede? Hamburg'da, Riesen Hastanesi'nde 553 hasta üzerinde denenmiş. Etkisi ispat edilmiş. Artı bu Çin tırtır mantarı enginarla birlikte kullanılır. Neden? Kortisep yani Çin tırtır mantarı Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişir. Evet. Bu bitkinin özelliği antiviral, antibakteriyel, antimikozitik yani bakteri, virüs ve mantarlar yok edici. Bitkisel antibiyotiktir bu, doğal. Hiçbir yan etkisi yok, tamamen doğal. Çinliler bunu 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanıyor. Kortizondan daha etkili. Ve hiç yan etkisi yok, tamamen doğal. Kortizondan 3 kat daha etkili. Kortisep. Şimdi mesela saç kıran rahatsızlığı var vatandaşın. Ne yapacak? Onda mutlaka bağırsakta problem var, karaciğerinde problem var, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme var. Bunun için de iksir, aloe vera jel, enginar forte, kortisep forte, damar çayı, enfeksiyon çayı komple set kullanması gerekir. Komple seti kullandığı zaman ne olur? Yavaş yavaş bir problem kalmaz. Evet. Evet. Şimdi bu da zabal, cüce palmiye. Cüce palmiye şu yelpaze palmiyesine benzer bir palmiye. Bunun meyvesi burada sarı, olgunlaştığı zaman küçük zeytine benzer, küçük küçük. Bu cüce palmiye meyvesinin birleşiminde etken bir madde var. Buna beta-zitosterol denir. Pardon, Türkçe karşılığı beta-zitosterol. Sterol, Almanca alışmışız, sterol diyoruz. Beta-zitosterol, steroidler, yani kortizon türevleri, doğal, kimyasal değil. Yani kimyayla karıştırmamak gerekir. Bu prostat büyümesini tetikleyen bir sebep var. Nedir prostat büyümesini tetikleyen? Erkeklik hormonu, testosteronu, kadınlık hormonu estradiol veya diğer adıyla östrojene dönüştüren iki enzim var. Aromataz ve reduktaz. Bu enzimler arttığı zaman erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştürür. Prostatta büyümeye başlar. Yani prostatın büyümesi, prostat içerisindeki kadınlık hormonunun artması, erkeklik hormonunun azalmasından kaynaklanır. İşte bu cüce palmiyenin birleşimindeki beta-zitosterol ne yapıyor? Reduktaz ve aromataz enzimlerini minimum seviyeye çekiyor. Böylece iyolü prostat büyümesi zamanla yavaş yavaş normal seviyeye iniyor. Prostat büyümesinin haricinde bir de prostatit, prostat iltihaplanması var. Şayet kişide prostat iltihaplanması varsa buna karşı da artı zabalın yanında kortisep. Daha önce de söylemiştim. Kortisep, Çin tırtır mantarı enfeksiyona karşı prostatit rahatsızlığı varsa, yani prostat iltihaplanması, buna çok nadir bazen bakteri, virüs, bazen de mantar, yani bu mikropların koloni şeklinde birlikte sebep olmuş olduğu bir enfeksiyon olduğu için prostatit, yani prostat iltihaplanmasının tedavisi çok çok zor.
ve çok zaman alır, çok sabır ister. Prostatite yakalanan kişi iksir, aloe vera jel, sabal forte, kortisep forte, prostat enfeksiyon çek, komple seti kullandığı zaman ne olur? Bağışıklık sistemi yavaş yavaş güçlenir ve problem ortadan kalkar. Düzenli kullanması çok önemli herhalde bunları. Düzenli kullanacak bir evet. de hafif dozajı artıracak. O zaman daha kısa sürede etki yapar. Evet. Daha kısa. Bir de tabii ki kanın pH değeri de önemli. Kanı hafif asit yani 7.40'ın altındaysa onu biraz hafif alkalik ortama doğru dönüştürdüğü zaman tedavi süreci hızlanır. Yani tedavi süreci kişiye göre, bünyeye göre değişir. Evet. Evet. Bir diğer ürünümüz. Ürünümüz nedir? Söğüt. Söğüt. Evet. Söğüt kabuğunda salisilatlar var. Salisilat. Eskiden aspirin söğüdün kabuğundan elde edilirdi. Fakat çok yüksek oranda üretim nedeniyle bu kadar ağacı kesip kabuğundan ekstrakt elde edecek değilsiniz. Ormanları kesmeniz gerekir. Milyonlarca insana. Bu nedenle ne yaptılar? Sentetik olarak ürettiler. Kimyasal. Kişi aspirin kullandığı zaman mideye zarar verir. Çünkü salisilik asit direkt mideye etki yapar. Asittir. Kimyasal asit. Tehlikeli. Böbreke de zarar verir. Bağırsaklara zarar verir. Evet. İç kanamalara sebep olabilir. Aspirin. Bu nedenle tehlikeli olabilir. Dikkat etmek gerekir. Rastgele kullanmamak gerekir. Oysa söğütün kabuğunda ne var? Salisin. Direkt asite dönüşmüyor. Bu nedenle tehlike arz etmez. Evet. Devam edin. Eklemek istediğiniz bir şey var. Öyle mi? Devam edelim. Son bir dakikamız. Elhamdülillah. Son bir dakika. Söğüt forte, omuz, sırt, bel ve baş ağrılarına karşı klinik araştırmalar Frankfurt'ta ve İsrail'de klinik araştırmalar yapılmış. Bazı bayanların kalçasında femur başı yani burada Cox artroz denir. Femur başında kemik erimesi nedeniyle ortaya çıkan ağrılara, sancılara iyi gelir. Bir, diz ağrılarına iyi gelir. İki,